Peki, ilk sorumuz sevgili Demet. Hazırım İbrahim. Hiç kınadığını yaşadın mı? Çok, hep. Ha? Yaşamaya da devam ediyorum. Gerçekten. Yani ister istemez hele o 20'li yaşlarda asla yapmam dediğim birçok şey başıma geldi. Hani o nasıl böyle bir şey yapar diye düşündüğüm şeyler. Aha. Baktım ki hata yapmak insana mahsusmuş. Yani bizler içinmiş. O yüzden yani sayamayacağım kadar çok var. Çok iyi. Yani iyi değil. Yani çok iyi derken bence güzel, onu güzel. Yani, evet, yani bunları yaşamak güzel. Çünkü insanlara artık bakış açın daha farklı oluyor. İnsanların yaşadığı olaylar belki de ne kadar kötü olursa olsun artık onları bir kategoriye koymamayı, aslında her şeyin insanlar için olduğunu kabul etmeni de öğretiyor. Çocukluğunda bir şey değiştirecek olsan bu ne olurdu? Belki inanmayacaksınız ama hiçbir şey değiştirmezdim. Niye inanmıyorsun? Kendi hayatımla ilgili. Maşallah, ne güzel. Ya çünkü o kadar güzel bir çocukluk geçirdim ki, iyisiyle kötüsüyle söylüyorum. Bence şu anda burada oturuyorsam ona teşekkür etmek istiyorum. Ha, ne tatlısın ya. Ne seni çileden çıkartacak kadar sinirlendirir? Ağırkanlı insanlar, çok yavaş hareket eden insanlar. Çünkü ben inanılmaz sabırsızım. Bir şey rica ettiğimde o çok geç geliyorsa bana gerçekten. O yüzden kimseye bir rica da etmiyorum. Kendini hep kendi işimi kendim görüyorum. Vallahi gerçekten abi, deliriyorum yani buna. Ben de dayanamam. Yani ben çileden çıkarmayayım emin değilim ama ben duramıyorum yani. Evet diye yani. Bir şey. O zaman çok iş yapıyor oluyorsun maalesef. Evet, doğru. Hayranlarınla yaşadığın en absürt olay neydi? Ya illa vardır belki de hatırlamadığım ama bir şey yaşadım çok yeni. Biz bir dizi çektik ya. Beraber. Sonra konuşuruz ama. Absürt demeyeyim, bana böyle çok çok duygusal bir an geldi. İlk işlerimden birinde bir kız çocuğuyla tanıştım. Yani o zamanlar 11 yaşında falandı. İşte sete geliyordu. İşte böyle defterler falan hazırlamıştı bana. Çok güzel fotoğraflarımı falan çıkarttırmış. Yıllar geçti üstünden. İşte bir 9 yıl falan geçti. O sette yardımcı oyuncu olarak gelmişti. Aa. Ve ben ismini hatırlayamadım ama görür görmez tanıdım onu. İnanılmaz bir andı benim için. O kadar büyümüş. Aslında hiçbir şey bilmiyorum hayatıyla ilgili. Onu tanımıyorum. Ama aşırı tanıyormuşum gibi hissettim. Aa, ne kadar güzel, evet, ya. Evet, çok değişik bir şeydi. O kadar oldu mu ya senin çalışma hayatın? Oldu sen, değil mi? Sen işe başladın ve beraber çalıştığın bir kız çocuğu büyüdü ve... Aa, evet. Maşallah. Sen kaç yıldır çalışıyorsun? 10. yılım. 10. yılın, maşallah. Yanında dans eden birine, yalnız canım o öyle olmaz deyip figür gösterdiğin oldu mu? Yok. Yok yok. Yani hiç haddim değil zaten. Beceremem öyle şeyleri de. Estağfurullah. Nasıl bir... Hani şöyle yapma. Bence öyle değil tatlım. Şu şekilde yap falan. Öyle şeyler hiç tarzım değil. Bir de bence dansla ilgili şöyle bir şey var. Ben de işte o yollardan geçtim. Aha. Yani yere falan düşüyordum dans ederken. Gerçekten o koreografi hazırlıyor olmak, hızlı dans ediyor olmak gerçekten çok zor bir şeymiş. Hı-hı. O yollardan geçtiğimde bana öyle çok yaptılar çünkü. Ya yani kendimi çok kötü hissediyordum. Yani çok yetersiz hissediyordum. O yüzden hiç öyle genç kızlara ya da izlediğim dansçı arkadaşlarıma, daha yeni başlayanlara hiç heveslerini kırmam. Çünkü acayip şeyler de çıkarabilirler. Serbest, evet, bırakıldıklarında. O yüzden hiç müdahale etmedim bir zaman. Harika. Oğuzhan yeni yaptığı şarkıları senden önce birine dinletirse nasıl tepki verirsin? Sorma, suratını görüyor musun? Sormadım. Kuzum, sormadım bu soruyu. Hiçbir sorun olmaz. Şaka. Yani... Hiçbir sorun olmaz mı? Yok ya, şimdi o böyle özel bir şey ortaya çıkardığında aslında illa bir hikayesi ya da bir enerjisi oluyor çok yüksek. Aha. Başkasıyla paylaşıyorsa da, arkadaşlarıyla ya da ne bileyim ailesiyle belki bir şey vardır yani. Hmm. O yüzden anlayışla karşılarım. Anladım. Bu ne yüce gönüllülük. Oğuzhan'ın ablası, kız kardeşi olmadığını öğrendiğinde bir ufak sevindin mi? Yayınlamayız kız, söyle. Kesecek misiniz? Yok ya, bir sorun olmadı. Abisi var. Abisi mi var? Abisi var. Abisi var. Ya tabii ki bu problem olmaz benim için. Yani insan ilişkilerimin gerçekten kuvvetli olduğunu düşünüyorum, evet, bu konuda. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama tabii böyle bir cümle var yani. Evet. No görümce, no cry. Evet, doğru. Artık böyle mi söylüyorlar? Ben öyle diyorum, bilmiyorum. Ya ekstra bir tabii ki mutluluk yaşamadım yani. Aynen, yani iyi ki yok ya falan demedim. Tabii, latife ediyoruz zaten.
Şimdiye dek sana yapılan en romantik şey neydi? Evlilik teklifi herhalde. Ya. Aldım. Biliyorsun. Evlilik teklifi aldın mı? Yo, hayırlı olsun. Bence oydu, çok romantikti. Nasıldı? Her şeyimi anlatayım. Bilmiyorum, cinsel sağlık uzmanımız var. Yani ne kadar... ne kadar her şeyi anlatacağına göre değişir. Çok gerçekten... Efendim? Ofisinizi arayabilir. Burada bağlı bir numara, evet. Ara, sor ne soracaksın? Alo, merhabalar. Şebnem Hanım, merhaba. Evet. Ya çok özenle hazırlanmıştı. Her şey çok ince detayına kadar güzeldi. Ve çok çok duygusaldım o gün. Yani gerçekten hayatımda zaten böyle bir şey yaşamamıştım. Ya, heyecanlanacağımı düşünmezdim hiç. Çok heyecanlıydım ve bence çok romantikti. Kesin çalışır dediğin bir flört taktiğin var mı? Bence çalışmıyor o taktikler. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha. Çünkü hepimiz denemişizdir. Elimize yüzümüze de bir minik ulaştırılmıştır. Vallahi mi ya? Olmuyor. Mesela? Yani ne bileyim işte mesajlara geç cevap ver. Ha. Ne bileyim ilk mesaj atan sen olma falan. Hmm. Ya bu birazcık bana artık vakit kaybı geliyor. Kesinlikle bana da ama var mı ya öyle taktik falan? Bence dürüst yapan? Olalım yoksa ben de dürüst olamayacağım. Yani hep beraber olursak dürüst bu gece çok iyi geçecek. Siz mesela hanımefendi, madem beyefendiyle geldiniz, sizin taktiğiniz oldu mu hiç? Taktik, maktik yok. Bam, bam, bam diyorsun. Beyefendi yoktu. Sizin var mıydı? Benim de hiç taktiğim yoktu. Ben de bam, bam, bam yürüdüm yani. Şebnem Hanım diyor ki bam, bam yürüme. Peki başka manita... Yanınızdaki hanımefendi... Eşim kendisi. Eşiniz. Evet, 11 evet. Haziran'da yeni evlendik. Yeni evlendiniz? Evet, aynen. Aa, tebrikler. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Biz Yağmur 17 yaşındaydı, ben 20 yaşındaydım tanıştığımızda. Şu an değil arkadaşlar, şey yapmayın. Aa! Aa! Aa, hayırlı olsun. Arkadaşlar, 11 Haziran'da evlenenler toplu bilet aldı. 11 Haziran'da evlendiniz ve adınız Yağmur. Sizin adınız ne? Benim abimin adı Can, ben Kaan. Aa! Abisinin işi vardı, bunu evlendirdik. Evet. Biz ergenken tanıştığımız için Yağmur'la arada böyle tartışırdık ve Yağmur ayrılmak istiyorum derdi ve ben de hiç neden diye sormazdım. Direkt tamam derdim. Üçüncü gün sen niye neden demedin ya diye geliyordu yanıma zaten. Bu bir taktikti yani benim için. Sen bir merak eder. Hiç mi merak etmiyorsun? Yeni evlendiniz. Hiç gerginlik çıkmasın. Araları bozulacak. Ama siz de merak etmişsiniz Yağmur Hanım. Evet ettim. Aynen. Evet. Ya, Yağmur Hanım hala aynı noktada. Yani. Çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz siz Yağmur Hanım? Ben üstün zekalar öğretmeniyim. Bir an üstün zekalıyım diyeceksiniz diye. O kadar korktum ki. Öğretmeniyim. Kaan Bey bir deliği tavlamış diye. Aa, çok güzel, tebrik ederim. Ne teşekkür güzel. Bizim ederim. Ülkede değil mi? Evet evet burada. Çünkü ama bazen şey, bir kurumda gibi... çalışmıyorum. Ne? Özel öğretmenlik yapıyorum. Özel öğretmenlik evet, yapıyorsun. Öğrencilerim var, özel ders olarak aynen, veriyorum. Çok güzel, tebrik ederim. Siz 11 Haziran'da, siz de 11 Haziran'da. Tebrikler, sizi de alkışlayalım bir. Sizin peki ne kadardır ilişkiniz sürüyordu? Biz Covid'de tanıştık. Sonra 1,5 yıl sonra da evlenmiş olduk. Gayet iyi. Covid'de nasıl tanıştınız diye soracağım ama... Ya şöyle, benim kuzenimle arkadaşlar. Aha. Sonra Covid'de ben Paris'te yaşıyordum. Evlenip dönmüş oldum biraz. Ben de geri dönenlerdenim ülkeye. Evlenmek için döndünüz gibi. Aynen öyle gibi olsun, oldu. Olsun, iyi yaptın. Evet. Sonra ben Bodrum'a gittim. Yazlıkta öyle hani onlar... Bütün sporcular zaten hani yazı Bodrum'da orada çalıştılar, ettiler kondisyonerle. Aha. Öyle tanıştık biz. Anladım. Oradan. Çok güzel. Sizin taktiğiniz oldu mu? Yani ben taktik yaptığım sevgililerime ayrıldım. Yapmadığımla da evlendim. Bence öyle güzel söyleyeyim. Harika Yağmur Hanım. Çok teşekkür ederim. Can Bey, teşekkür siz ederim. Yaptınız mı taktik? Hiç yapmadım. Yani kafam o arada çok çalışmıyor sanırım ya. Bilmiyorum. Estağfurullah. Çok safım galiba oralarda. Bilmiyorum.
Hiç beyefendi yapmadım ya. Paris'ten strateji yok yani bende. Gelin getirmişsiniz. Sizin saf olduğunuza şu an hiçbirimiz inanmayız. Hiç, yani. Hiç, bence hiç demeyin öyle bir şey. Tebrik ediyorum tekrar. Hayırlı uğurlu olsun. Dolgu estetik midir? Ya bir fikrim yok bununla ilgili. Yok mu? Yani ne söylersem şimdi... Bana diyor. Yok şöyle. Gerçekten artık mesela dolguya estetik demiyor birçok arkadaşımız. O yüzden de bunu böyle bir sormuş. Estetiği olan var mı? Saçmalamayın evet. Beyefendi. Burun estetiğiniz var. Yeni halini... Yo estağfurullah anlayamıyorum demek istedim öyle bir şey demedim ya. Yan döner misiniz? Yo iyi iyi canım iyi iyi. Gayet iyi. Burun estetiği estetik evet. Ama yani değişiyorsa yüzün tabii ki estetik oluyor bana göre. Ama, ha evet. Ama problem değil işte. Yo onun bence de değil. Çizeyim. Resmen dost kazığı yedim ya dediğin bir olay yaşadın mı? Gerçekten tabii mi? Ki çok. Ya. İnanılmaz. Mesela bir tane en yakın... Yok ya hiçbirini söylemeyeyim öyle. Öyle ha, şey değil olacak yani. İşte anladım. Evet normal ama artık alıştım buna. Dost kazı sık yenen bir şey mi ya? Değil midir ya İbrahim? Öyle midir ya? Bir daha da ama yok bir dostla bir kere olur ama ikinci bir ama dost. Ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gerçek dostlarıma teşekkür ediyorum buradalar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz onları. Hiç el alem ne der diye düşündüğün oldu mu? Yani şimdi çok rahat bir şekilde yok ya hiç önemli değil benim için böyle şeyler demeyi evet. Çok isterdim ama tabii öyle büyümedim de. Evet. Maalesef böyle bir algı da var. Bence ünlü olmakla ilgili tanınıyor olmakla ilgili bir şey de değil bu. Yeah. Bence o mahallede de var aynı şey. Çalıştığın iş yerinde de var. O kaygılarla büyüyorsun. Bence bu hiç iyi bir şey değil. Sadece hayatımı artık buna göre yönlendirmemeye gayret etmeye başladım diyebilirim. Bunu tamamen çözmüş değilim. Hı hı. Ama çok istiyorum. Bunu çözen insanlara da gerçekten gururla bakıyorum. Çünkü bir tane hayatımız var. Ve gerçekten böyle yanımızdan geçip gidenleri bir daha görmüyoruz bile. Onlar için hayat şekillendirmek dünyanın böyle kendimize yaptığımız en büyük haksızlık ve dünyanın en kötü şeyi bana göre. Hiç bitlendin mi? Vallahi mi? Bitlendim. Evet. Ama şöyle bitlendim. Ama bir sor niye bitlendim? Ama neden bitlendim? Ben ilkokul 2'ye gidiyordum. Ve benim en yakın arkadaşım... O zaman yani benim için arkadaşlık gerçekten çok önemli İbrahim. Ve en yakın arkadaşım bitlenmiş. Ve benim haberim yok. Yani ben bitin ne olduğunu bilmiyorum bir de çünkü. Sonra işte veli toplantısı falan. Annem bunu duymuş. Yani kimler bitli bunları... Konuşuyor anneler yani birbirlerine. Hani şey değil hani benim kızım bitli kızın dikkat etsin gibi değil. Biliyor musun bilmem nenin kızı bitlenmiş. Hani dikkat etsin bizimkiler gibi bir dedikodu dönüyor herhalde. Evet. Sonra annem eve geldi toplantıdan. Dedi ki işte arkadaşının dedi artık yanına yaklaşma. Sakın sarılmanı istemiyorum. Çünkü dedi bitlenmiş. Ben şimdi bitin ne olduğunu bilmiyorum. Ben arkadaşımı çok seviyorum. Ve sevmeye devam etmek istiyorum. Ve anneme inat... Okula gittim. Sırf ona sarılmak için. Çünkü çok üzüldüm annem böyle söylediği için onun adına. Ben kızın kafasındaki biti gerçekten gördüm. Rağmen sarıldım. Ve ben bitlendim. Peki ne sirkeler? Çok zor. Çok zor yani evet. Gerçekten. Bir de çünkü en yakın arkadaşım da temizlenemiyor. Ben tam temizleniyorum o yine bitleniyor. Yani... O temizleniyor, ben bitleniyorum falan öyle bir şey yaşadım. Gerçekten uzun bir eskiden süre. Eskiden ama çoktu zaten ya. Hala var mı? Ben artık duymuyorum. Ben de duymuyorum. Çocuğu olan var mı okula giden? Yok. Sizin var. Sizin, öğrenciler bitleniyor. Evet, 16 tane öğrencim var. Sırayla bitleniyor. İşte temizlenemiyor sınıfta. Evet. Doğru, döne döne. Ben de yakınmışım bundan. Siz nerede, yani ne öğretmenisiniz? Sınıf öğretmeniyim ben. Ha, ilkokul. Güzel. Evet. Harika. Nerede? İzmir'de. İzmir'de. Evet. Ne güzel. Buraya tatile geldiniz. Evet. Bayram erkek tatili. Arkadaşımın yanına geldim. Aynen. Çok güzel yapmışsınız. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Tahammül edemem dediğin bir ses var mı? Var, şimdi bir açıklayayım. İnşallah doğru anlatırım. Bu kartonlara ya da... Böyle kağıtlara tırnağının böyle
böyle olur ya. Evet. Bu mu? Evet evet. Onun ama bu yine daha iyi. Tabii. Karton daha sert ya. Evet. Ha. Nefret. Aa, ilk nefret defa ederim. Diyor. Ha. Çünkü bazen öyle benim dişim sette, niye kamaştı şu an? Sette straforlar var ya. Evet. Hatırladın mı? Cır cır. Gerçekten tırnağımın arası acıdı çok şu kötü, an. Çok kötü. Evet, berbat. Ben de tahtaya şeyi... Evet, sen, o da olur. Tabak. Yapma. Biz gerçekten hastayız. Bizim neyimiz var? Aa, ilk çıktığında dalga geçtiğin, sonra da bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Bence herkesin utandığı şarkıları. O benim gerçeğim o şarkılar. Yani çok seviyorum. O yüzden hiç utanmıyorum. Evet, yani peki. Sıralayamam. Böyle bir şey yok benim için. Aynen. En son peki tutulduğun şarkı nedir? Şey vardı. İmdat var ya onun. Çakal. Çakal imdat işte. Ballığı. Yengeniz heyecanlı. Akşama ev var mı? Ha, sakallandım büyüdüm falan o. Evet. Niye orası benim dikkatimi çekti acaba? Evet. O tamam evet ama biliyorsunuz değil mi o şarkıyı? Herkes biliyor ya. Zaten şey TikTok şarkısı gibi ünlendi o evet, zaten. Evet çok çabuk aynen, yayıldı evet. Şarkı. Telefonu gönül rahatlığıyla sehpanın üzerine koyabilir misin? Yoksa yok yahu diye ters bir çevirsin. Yok yani ben zaten çok savruk biri olduğum için telefonum nerede bazen ben onu bulamıyorum. Evet. Bir de o yoğunluktan falan. Ya bir de hiç böyle şeyler için gerçekten vaktim yok yani hani. Hani seni yerim. Gizli, saklı, ona dikkat et falan yok. Doğru, daha uğraşı zaten. En yakın arkadaşının düşmanı senin de düşmanın mıdır? Her zaman. Sana helal olsun. Her zaman. Vallahi benim de öyle biliyor musunuz? Var mı peki benim değildir diyen var mı? Sizin değildir. Neden? Biz 3 tane en yakın arkadaştık. İkisi şu anda kanlı bıçaklı. Ben ikisiyle de iyi anlaşıyorum. Yani onlardan aklıma geldi. Anladım. Enteresan bir bakış açısı. Kastettiğimiz öyle bir şey değil tabii. Sizinki özel bir durum. yani normalde hani bir yani işte başka bir yakın arkadaşınız daha tanımadığınız biriyle düşman olursa gibi aslında. Tabii her insan gibi. Her insan gibi değilmiş o. Biz ona baktırdık. Gerçekten yo bana ne diyen arkadaşlarımız oldu. Ama onları da anlayabiliyorum yani. Mesela diyor ki çocuk ben zaten kimseye düşman olamam ki diyor yani. Allah yani. Allah yeterince canı sıkılmamıştır bence. Büyük ihtimalle. Var ben olurum diyen var mı? Siz zaten olursunuz. Siz hanımefendi. Siz? Vallahi. Neden? En yakın arkadaşınız. Çok üzüldüm. En yakın arkadaşınız mı yok? Artık yok. Aa, en yakın arkadaşınız artık yok. Neden? Evet, bencil çünkü. Bencil çünkü. Evet. Bak şak diye neyi buldum? Anlat kız ne oldu? Genel yani çok garip bir kişi. O yüzden de bana uygun değil herhalde. Manitanızdan bahsediyorsunuz ya erkek ama şey en yakın arkadaşımdan. Yakın arkadaşınızdan. Aa, geçmiş olsun. Yeni mi küstünüz? Yani aynen. Bir ay falan oldu. Bir ay falan oldu. Evet. Buradan ona bir şey söylemek istiyorum. Bence söyle. İtalya'ya gidiyor zaten yakında. Evet. Bakmadım. Bakmadım. Görmedim. peki ne demek istersiniz ona? Güle güle. Gözlerini alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı? Yani sevdiğim, değer verdiğim her şeye öyle bakıyorum zaten. Hmm. Evet, gerçekten öyle. Arkadaşlarım da öyle, ailem de öyle, Oğuzhan da öyle. Ne tatlısın ya. Sana da öyle bakıyorum İbrahim. Fark ettim onu. Tamam. Söylerken öyle bakmaya başladım. Anladım ben, buraya bağlayacak zaten. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? Yani çok garip iltifatlar aldım. Gerçekten. Yani genelde şunu söylüyorlar ama ne kadar zayıfmışsın, hiç öyle görünmüyorsun. Zayıfmışsın? Evet. E-e. Kabul edin, biraz öyle çıkıyorum. Nasıl çıkıyorsun? Evet dedi. Çok, çok zayıfmış. O kadar zayıf görünmüyor mu ekranda? Aa, anladım. Okey, bu mesela bunun dışında bir garip iltifat var mı? Var tabii. Okey. Sonra mesajlaşırız diye tahmin ediyorum. Ben ararım seni. O kadar diyorsun garip. Peki garip iltifat aldığını düşünen var mı aranızda? Bak. Şebnem Hanım.
Asla bir şey düşünmedim. İltifat olduğuna da emin değilim. Bir keresinde karşılıklı ben böyle yürüyorum. Karşıdan bir adam geliyor. Allah her şeye vermiş. Maşallah maşallah. Bir tek yanında ben eksiğim dedi. Ay ne güzel. Bana mı kendisine mi iltifat hala anlamış değilim. Hanımefendi galiba size. Size evet. İyi ama nerede oldu bu ya? Bakü'deydi. Peki o manidar Bakü'deydi. Ne? Sanki tanışılmış gibi değil mi sonra? Evlenmişlerdi. Evet. Yok hayır. Ben tanışmadım. Böyle iyiyim diye geçirdim içimden. Yoluma devam ne ettim. Ne dediniz? Ben böyle iyiyim. Dediniz ve yolunuza devam ettiniz. Helal olsun size. En sevdiğin küfür ne? Artık okula devam ediyorum. Geçtim. Neden? Biraz daha düşün. Bak ilk duyduğunda küfür gibi gelmiyor değil mi? Bir canlandır gözünde. Aha estağfurullah falan. O tamam küfür. Yok. Ağız dolusu o da. Aynen dolduruyor. Beğendiniz diye. Mi bu arada? Layık olabildim mi? Gayet iyiymiş evet. Biflemesek bile olur bak o kadar. Yapmayın. Tamam, saçmalama delirdin. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Hep dürüst çıkıyorum buradan. Kız evet ya. Peki. Kendinden 10 yaş büyük bir ablaya sahip olmanın bir belli avantajları var yani. Sana yol tabii. Gösterir falan filan gibi düşünebiliyoruz ama dezavantajı var mı? Çok vardı dezavantajı. Çünkü ben ondan 10 yaş küçük olduğum için o hayatına tabii mesela o 20 yaşındayken 10 yaşında tabii gece dışarı çıkamam yani o yaşta ama şimdi evde bir enerji, bir sirkülasyon var. Hazırlanıyor aynanın karşısında. Ben dışarı çıkıyorum falan diyor. Ben sürekli ona yetişmeye çalışırdım. Yani bir an önce büyümek istiyorum. Artık yeteri kadar büyük hissetmiyorum kendimi. O yüzden hep bir telaşım vardı. Mesela bu dezavantajdı ki ya bir sağ bir çocukluğunu yaşa anladın mı? Hiç almıyordu yanına beni. O 10 yaşındayken Allah Allah. Gece değil neden? Ya. Arkadaşlarıyla buluşurken de almıyordu. İstemez tabii. İstemez. Haklı. Evet. Ama şimdi... Şimdi çok ararsın abla deyip. İlk TV deneyimin sana bir sır vereceğimle Fox'ta. Evet. Tesadüfe bak sen. Evet. Peki hatırlıyor musun ilk gün heyecanını? Evet hatırlıyorum. Yani orada birkaç garip hikayem de oldu. Çünkü yani herkesin doğaüstü güçleri var ve zor yani ikna olması zor. İkna olacaksın, edeceksin hani. Ama... Audition hikayeni hatırlıyorum zaten. Audition'a girdim. 3-2-1 dediler bana. Böyle, şimdi sinirleniyorsun. Ben böyle hı-hı falan. Ondan sonra, evet. Şimdi yavaşça ellerinden elektrik çıkıyor. Evet. Ampuller patladı, sen de bir anda korktun. Patladı, böyle şeyim ama. Puf. Ve yani deliler gibi istiyorduk yani hani seçilmeyi zaten. Anlatamam sana o heyecanımızı. Bence senin tüm... özel gücün neydi? Ben elektrik. Elektrik. Peki ilk mesela elektrik gücünü kullandın sahnede ne yaptın? Yani şey de çok garipti. Ne olursa olsun ben efektli çekim ne demek onu da bilmiyorum ki. Evet. Ama şimdi dokun ve çarp diyor. Tabii ki ben efekt görmüyorum orada yani nasıl göreyim? Ya tüm bedenimi değiştirmem gerekiyor görmediğim bir kıvılcım için. O yüzden mesela çok garip diyordum ki nasıl yani şimdi dokundum elin arasına nasıl bir şey koyacaksınız falan diye çok merak ediyordum. Çünkü bomboş geliyordu bana o an. Evet. En etkilendiğim şey de şu oldu. Bir anda 70-80 bin kişi seni aynı anda takip etmeye başlıyor ve akıl alır gibi bir his değil bu. Ya benim için hala büyülü de bu. Yani evet, çok evet. Çok garip. Beni gördüler cümlesi benim için yani muazzam bir şeydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.